Ve 24. gözaltına alınan isimdi. Nevzat Bahtiyar diyeyim daha doğrusu. Nevzat Bahtiyar 24. gözaltına alınan isimdi. İlk önce 21 kişi gözaltına alındı. Sonra 2 kişi gözaltına alındı. 23 oldu. Nevzat Bahtiyar alındı. 24 oldu. Ve sonrasında ilk kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Nevzat Bahtiyar bir ifade verdi ve bir çeşitli iddialarda bulundu. İtirafçı da diyebiliriz buna. Savcılıkta bu ifadesini değiştirdi. Fakat ben şunu sormak istiyorum. Sizde bu yönde bir bilgi var mı? Arama ekipleri o bölgeye son iki günde yoğunlaşmıştı. Bir ihbar mı var? Ve Nevzat... Evet. Buyurun devam edin. Pardon, devam edin. Bir ihbar üzerine mi o bölgeye yoğunlaşıldı ve Nari'nin cansız bedeni bulundu? Ve bu ihbarın sonunda o ilk başta 21 kişi gözaltına alınmayıp sonrasında Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Onun da bununla bir ilişkisi var mı? Bakın bunu düzelteyim. Yani daha doğrusu doğru olan bilgiyi dosyaya göre vermiş olayım. Şimdi itirafçı diyor sürekli. Bakın bir itirafçı yok. Yok. Evet. Gerçekten. Bir itirafçı yok. Bakın şöyle... Ben de öyle söyledim aslında. Bir ifade verdi işte kamuoyunda. Çeşitli iddialarda bulundu. Hatta emniyetteki, jandarmadaki ifadesinin savcılıkta değiştirdi. Yolda aldım cansız bedenini demişken. Sonrasında kendi evimde çuvala içine koydum vesaire dedi. Bir iki farklı ifade verdi diyelim. Şimdi bakın ben önce şunu bir düzelteyim. Nari'nin bedeni az evvel izlediğim zaman yayına katılmadan önce evet Ankara'dan gelen ekip tarafından su altı kurtarma ekibiydi yanılmıyorsam tam tanımı. JASAT. Su altı arama kurtarma ekibi. Dediğiniz gibi evet uzun çubuklarla hatta ilk temas ettiğinde hissediyorlar. Yani evet bir canlıya ait yumuşaklık var ama insan mı başka bir şey mi? Torbayı açtıkları gibi yani insan olduğunu, çocuk olduğunu anlıyorlar ve hemen savcıya haber veriyorlar. Şimdi burada herhangi bir şekilde tesadüfi bulundu. Herhangi bir ihbara ilişkin dosya ya da soruşturma makamlarına savcıya yansıyan bir bilgi yok. Ama Nari'nin bulunduğu yer tespit edildikten sonra o gece bakın biz adli tıptayken 3 savcımız hem otopsiye iştirak ediyordu bir yandan da soruşturmanın seyriyle ilgili kollukla yani jandarmayla sürekli irtibat halindeydi. Ve o gün o bölge itibariyle yerinden inceleme yapıldı. Ve inceleme yapılırken orada park eden yarım saatin üzerinde kalan kırmızı araç bulundu. Kırmızı araç bulunduktan sonra kırmızı aracın kamera kayıtlarında yakalandığı saat tespit edildi. Biz zaten Nari'nin 15 ile 15.45 arasında öldüğü sonucuna buradan vardı. Çünkü o kırmızı aracın köyden çıkış yani ilk kameralara denk geldiği yer. Ve Nari'nin son kameralara yansıyan 15.15'teki görüntüsüne göre mesafesi 7-8 dakikalık bir yer. Evet. O aracın dediğimiz noktaya gelmedi. Evet, 15-20. Yeni bir askeri üst bölgesine ait bir kamera kaydında bu araç tespit edildi. Ve bu araç hemen köyde kime ait olduğu tespit edildi. Ve gece geç saatlerinde Nevzat gözaltına evinden alındı. O köyde ikamet eden biri. O köydeki evinden alındı. Ve Nevzat alındığı zaman araç Nari'nin bulunduğu yer zaten ikrarda bulundu. Kendi suçunu kabul etti. Onu oraya gömen kişi olduğunu söyledi. Yani burada bir evet itiraflarda bulundu ama bir gizli tanık ya da gelip ilk etapta nasıl diyeyim böyle bütün yönleriyle bütün cinayeti aydınlatacak bir bilgi vermedi. Dediğiniz gibi bir aracın kendisini daha doğrusu Nevzat'a ait aracın selektör yaptın ama daha sonra o görüntü kayıtları incelendiğinde zaten böyle bir durum yok ve evden aracın çıktığı konusunda sonra savcılık makamında ifadesini değiştirdi. Sorgu hakimine de değişti. Yani burada neyi ifade etmeye çalışıyorum? Burada birilerinin ihbarı, burada Nevzat'ın beyanları üzerine o ceset bulunmadı. Nevzat kolluğun o aracı tespit etmesinden sonra şüpheli olarak gözaltına alınıp daha sonra sorgusunda suçunu ikrar ettiğini ki aracın içerisinde onun olduğu
bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Cesedi oraya götüren kişi olduğu yönünde aslında çok fazla konuda yanlış bilinen şeyler varmış demek ki. Şu anda onu görüyoruz bu yani. 9 gün niye peki bulamamışlar? Yani bu kadar. Bu da, bu, ben de tam onu soracağım. Şimdi bu köyde ne kadar araç var? Onu merak ettim açıkçası ve bu araçlar, bu şüpheli araç yani kırmızı renkli araç daha önce niye bulunamıyor? Yani çok mu araç var? Araç giriş çıkışı çok mu fazla? Hayır, az olan sayısı belli. Bir de çok az kamera var zaten. Askeri üssün kamerasına da bak. Yani zaten köyün girişinde kamera var, çıkışında kamera var. Birkaç tane müstakil kamera var. Dereyi gören eve ama yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta belki bir Ersin kamera Bey, daha varmış. Ona da Ersin Bey, belki o dönem kayıp olması sebebiyle o aracı çok dikkate almamış olabilirler. Zaten ama ne zaman gözaltına alındı? Savaş Bey, belli salimden bir, sonra gözaltına alındı. Şimdi belli bir saat aralığımız var ya, mesela 15 ile ilk ifadelere, ilk beyanlara göre 17 arasına bakacaksınız. Yani o üssün kamerasına da belki bakmak gerekir diye. Araç bir de çıkmış 15-45 dedi herhalde Nait Hocam. Tabii, tabii. Evet, 15-23'te yani, çıkmış. Demin biraz önce söylediğimiz şeye geldik aslında. Yani 15-15 ile 20-15 arasındaki 6-7 tane araba çıkmış yani. Biri de buymuş yani. Bir bunlarla birlikte Nait Bey, şu konuya da bir açıklık getirirseniz. Bir kayıp battaniyeden bahsediliyor. Bu konuyla ilgili sizde bir bilgi var mı? Hocam bakın, bakın Nevzat ilk ifadesinde selektörle arkadan Salim'in kendisini durdurup ön aracın koltuğunda ceset olduğu zaman Nari'nin bir battaniye içerisinde olduğunu söyledi. Peki eğer Nari'ni evinden almışsa artık bir battaniyeyi niye tartışıyoruz? Bu cenaze eğer olay yerinden alınmış, çok net olay yeriyle hiçbir anlamı yok. Eve götürmüşse evle arasında 10 metrelik bir mesafe yok Nari'nin son bulunduğu yer arasında. Yani neyi ifade etmek istiyorum? İlk ifadesi eğer araçla Salim kendisine getirip teslim ettiğini inkar etti mi, değiştirdi mi, evde torbaya koyup getirdiğini söylüyor mu? Biz artık neden artık battaniyeye yoğunlaşıyoruz? Artık böyle bir battaniye. Bakın bir şey daha izah etmeye çalışalım. İşte kamuoyuna doğru bir yoksa hala bunlar tartışıyor. Hocam aynı fikirdeyiz bakın, yani. Bence gerek yok battaniye. Savaş Bey bir şey söyleyeceğim. Bakın bir DNA örneği o şahsın araca binmiş olması ile oraya temas etmiş gibi kesin bir sonuç vermeyiz. Nalin'e temas etmiş birinin üzerine bulaşmış DNA örneği de araca bindiğiniz zaman araca temas edebilir. Tabii. Bir de öyle bir durum yani var. Yani biz böyle kendimize mutlak doğrular. Nalin o araca belki hiç bindirilmiş. Nalin'e temas etmiş biri o araca bindi o DNA örneğini o araca. Yani amca ya da başka biri, yani kafa bu, şunu söylüyorum. Bütün olasılıkları, ihtimalleri değerlendirmemiz lazım. İnanın günlerce ifade tutanaklarını okuyoruz. Yani nasıl olur? Ya çünkü ifade tutanaklarının tamamı birbirinden çelişkin. İki ayrı grup yapalım. Bir, şu an bahsettiğimiz gibi adam insan öldürmekten, ben eski TCK'ya sürekli adam öldürme diye dilime dolanan bir eski avukatlarda öyle denir. İnsan öldürme. Bizim önceki kanunda adam öldürme diye tanımlanıyordu, pardon. İnsan öldürme. İnsan öldürme suçuyla yargılanan 4 kişi var şu anda. İşte Nevzat, Salim, anne, baba ve sonradan eklenen Ramazan. Ramazan'ın da suç delillerini ve suçlu kayırma üzerine sevk edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Hayır. Ramazan'da insan öldürme suçundan dolayı şu anda tutuklu. Şimdi Ramazan RK, pardon SSÇ çocuk, özür dilerim. Burada bu grup, bu grubun ifadeleri kendi içerisinde çelişkili. Öte taraftan olaya ilişkin 260 küsur insanın beyanı alındı, ifadesi alındı. Narin bulunduktan sonra şu tespit edildi. Ölüm saati belirlendi ya 13:15, 13:45. Ya bize saat 16'da Narin'i bulduğunu söyleyen var. Saat 15:40'da Narin'in kapı çaldığını söyleyen var. Tabii. Bu yönlendirmeler var. Söylüyordu. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Bir anda soruşturma başladı. Çöktü. Az evvel bir şey sordu. Çok güzel bir soruydu. Neden o araç daha önce tespit edildi? Ben izah edeyim. Büyük bir ihmal. Büyük bir kusur. Bütün beyanlar Nari'nin 15:40 ve 16'da görüldüğü yönünde ya.
ben şu kanaate vardım. Ben bunu da hissettim. Soruşturma Nari'nin ölüm saatinin 16-15.40'tan sonrasına yoğunlaşıyor bütün kamera kayıtları incelemeler. Oysa öncesine de yoğunlaşıyor. Çok önemli bir şey. Evet. Gün boyu o köye bir gün öncesinde bütün kayıtlar incelenmeliydi. Burada hani kolluğu emek veren, çalışan, günlerce orada arayan insanlara toz kondurmak adına söylemiyorum. Çünkü ben buna tanıklık ettim. O insanları gördüm, nasıl çalıştığını gördüm. Ama asıl sorumluluk derecesinde olan insanların bunu kaçırmaması gerekiyor. Öncesine ait de alınması gerekiyordu. Şu, yani biz eğer 15.40-16'da bütün köydeki çocuklar, yetişkinler, narini gördüklerini ifade ediyorlar. Şimdi bu insanlar neden tutuklandı? 8 kişi neden tutuklandı? Yani öldürme fiilinden tutuklananlar dışında. Delilleri karartma, suçluyu kayırma suçlarından iddiasıyla tutuklandılar. Yani ne ifade etmek istiyorum? Kolluğu da yanlış yönlendiren, savcılığı da yanlış yönlendiren bir durum söz konusu. Peki evet. Bunu nasıl izah ediyorlar? Evet, bir kısmı hatırlamıyorum, yanlış demişim, olmayabilir. Bir kısmı işte amca bize bunu söyledi, bu kamuoyuna yansıdığı için ben de artık izah etmek istiyorum. Evet. Ama şunu ifade etmeye çalışıyorum. Lütfen bu dosyayı soruşturmayı yürütenler ve şu an inanılmaz bir ekip, yani Ankara'dan ve buradaki ilk gün keşke bu olmuş olsaydı, kamuoyu baskısı, oluşan ülkede herkesi sarsan cinayet. Şu an evet çok yoğun, çok sıkı bir çalışma, deliller, işte teknolojik incelemeler ne derseniz yapılıyor. Ama burada 15.40'ta yaşayan bir insanın 15.40'ta öldüğü varsayılarak ya da 18'den sonra öldüğü varsayılarak yoğunlaşma oluyor. Ve o dediğimiz aracın ya da diğer araçların kaçırılma